Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'da tarihi hamamları sizlere şimdiye kadar pek gösteremedik. Çünkü hamamlar bugünlerde öyle çok para kazanan bu devirde yerler olmaktan neredeyse çıkmıştır. Ancak işte bir düğün, nişan, gelin hamamı gibi, damat hamamı gibi kullanılabiliyor. Tabii bu hamamlar 1900'lü yılların başında Evkaf İdaresi'ne bağlı idi. Peki bunu yaptıranlar vakfettiğinde bu vakıf eserlerin hepsinin bekçiliğini imparatorluk dahilinde bu evkaf nezareti yürütürdü. Daha sonraki yıllarda bu evkaf nezareti de bazı zafiyetlerde olmadı değil. Ne zamanlar? Birinci Dünya Harbi sırasında. Artık vakıf eserlere bakacak kimsenin hali kalmadı. Devlet 15 seneye yakın müddette harplerle uğraşmıştı. Yiyecek ekmeğe muhtaç, ordusuna mühimmat bulmaya muhtaç olan bir devletin vakıflara dönüp bakması çok zordu. Cumhuriyet dönemiyle beraber bu evkaf nezareti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü bir kanunla. Bakanlık seviyesinden genel müdürlük seviyesine indirildi. Tabii her şehirde vakıflarla ilgili memurlar da vardı. Bu memurların sayısı da süratle azaltıldı. Bunlar nasıl oldu? İçeride sizlere bilgi vereyim. Çünkü burada tramvay yolunun üzerindeyiz. Motosikletler vızır vızır geçiyor, taksiler vızır vızır geçiyor. Dolayısıyla sağlıklı bir anlatım yapmaktan mahrumuz. Geçelim içeride bunları konuşalım efendim. Bursa'nın meşhur İncirli Caddesi'ndeki İncirli Hamamı'nın şimdi içine girdik. Niye İncirli demişler? İhtimal ki bunun adı evvelden başkaydı yapıldığında. Alaaddin Ali Bey Hamamı idi. Yani Molla Fenari Hazretleri'nin torununun yaptırdığı. Alaaddin Ali Bey olduğuna göre bu mutlaka bir komutan idi, bir idareciydi, sancak beyiydi. Osmanlı'nın il valisi böyle bir hamam yaptırabiliyor hayrat için. Bu hayratı da hangi başka vakıf eserin muallak vakfıydı, yani onun lehine buradan kazanılan parayla onun masrafları görülsün diye onlara ait kayıtlara da ulaşmamız mümkün olmadı. Hamamın kendi zaten yıkılmaktan zor kurtulmuş. Buyurun efendim. Bundan senelerce önce, biraz önce önünü gördüğünüz hamamın işte görüntüsü. Her tarafı perişan vaziyette. Peki ne yapılacaktı? Devlet olarak veya Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, o zamanın 1924'lerin, 27'lerin Vakıflar Müdürlüğü olarak buranın tamir edilmesi ve hayata geçirilmesi lazımdı. Çünkü insanlara hamam lazım. Temizlik imandan gelir. Hadis-i şerif bu. Bunun icabında bu toplum yüzlerce yıl, binlerce yıl yaptı. Peki ne oldu da biz bu temizliği bir kenara bıraktık? O savaşlar sonunda işte geçiremiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir kere saçma bir savaştı. Hiçbir sebebi yoktu bu savaşın çıkmasının. Maalesef bazı gafiller onu yaptılar. Daha sonra da bu kadar ecdattan kalan miras tarihi eserlerden biraz da kurtulmaya çalıştılar. Evet, ya bu harabeyle ne uğraşacağız ya, yıkın kardeşim. Efendim yıkmak için de para lazım, ha onun kolayı var kardeşim. Biz bunları satalım. Sadece Bursa'da 288 tane cami, cami yeri, mescit, mescit yeri açık artırmayla, ihaleyle satılmıştır. Bunların yerlerini tek tek görüyoruz ve bunları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa Valiliği çok uğraşarak kamulaştırıp, yani istimlakini sağlayarak kanunlara uygun şekilde şahıslardan geri satın alıyor şimdi devlet. Bir dönem var,
devlet vakıfların sayısı azalsın, memur yetiştiremiyoruz diyor. Satışa çıkarıyor. Bir dönem var, ya bunları hayata geçirelim, yazık günah diyor. Şimdi refah döneminde böyle olması lazım. Ha her refah döneminde böyle olur mu? Olmaz. Yani memleketin iyiliğini, ecdada olan sevgiyi bilen insanlar bu eserlerin bir tek taşı için onun ağırlığında altın verebilir. Ama kıymetini bilmeyenler için yük olur. Hani bir zamanlar var ya efendim, şu okullar olmasaydı ben ne güzel Milli Eğitim Bakanı olurdum diyenler çıkmış ya efendim. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü de o dönemin Vakıflar Müdürlüğü. O dönemin, yani bu satışların yapıldığı dönemin Vakıflar Müdürlüğü'nde bulunan kimseler herhalde kendi yerlerini muhafaza edebilmek için maalesef öncelikle hamamları, imaretleri, medreseleri satışa çıkarmışlar. Bütün Türkiye genelinde. Sadece cami, mescit sayısı 3900'ü geçiyor satılanlar. Bunlar arşivlerde bu belgeler var. İşte bu hamamda böyle bir satışın gadrine uğramış. Ondan sonra da şahıs almış, biraz para kazanmış bundan. Daha sonraki yıllarda bakımını yapamamış. Tabii yani affedersiniz, bir inekten süt sağıyorsanız onun yemini de vereceksiniz ki süt gelsin. Su içirerek ondan süt alamazsınız ki. Hele hele tarihi eserlerde özelliğine uygun bir onarım siyaseti gütmezseniz alacalı bulacalı bir şey çıkar efendim. Şimdi birçok caminin, tarihi caminin tamirinde ortaya çıkıyor ki Mihrimah Sultan Camii'nin de tamirinde bu ortaya çıktı. Caminin temelindeki birikecek suları tahliye edecek yerlere aman camiyi sağlamlaştıralım, duvarları aşılmasın diye Mihrimah Sultan da koca koca böyle kütük gibi betonlar dökmüşler. O da tamamıyla suyu hapsetmiş. Halbuki maksat temellerde su birikmesindi. Onlar da o onarımla temellerde su biriksini sağlamışlar. O eser ayakta kalır mı? Şimdi bu yaptıran kişiyle ilgili fazla bilgimiz yok. Buraları Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kursları, yani BUSMEK adıyla hayata geçirmiş. Cumartesi pazar, gece gündüz, içinde hep insan oluyor. Şimdi bu bulunduğumuz yer hamamın soyunmalık kısmı. Çok ferah da bir soyunmalık kısmı yaptırmış rahmetli Alaaddin Ali Bey. Çok da geniş. Burası şöyle böyle 200 kişi alacak bir konferans salonu haline getirilmiş. Buralarda belediye isteyen her vatandaşına, müracaat eden her vatandaşına çeşitli kurslar gösteriyor. Meslek edindirme kursları veriyor. Ola ki öğrenciler dershaneye gidemiyorlar, yabancı dilini kuvvetlendirmek istiyorlar, yabancı dil kursları veriyorlar. Çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Siz mesela bir konferans vermek istiyorsunuz, bir konferans salonu istiyorsunuz, buyurun diyor, İncirli Hamamı'na gidin veya başka hamamlara da yani. Buralarda bu kültürel etkinlikler yapılıyor. Hat sanatını öğrenmek istiyorsunuz, hat sanatı kursu olan yerlere gönderiyor. El becerileriyle ilgili başka kurslar olsun, oralara gönderiyor. Bir hayratla uğraşan vakıflar ve cemiyetler var, dernekler var ki Osmanlı'yı ayakta tutan bu tip hayrat vakıfları idi. Toplumda aç insan kalmazdı. Mutlaka bir yerlerden ona bir gelir olurdu. Böyle aşevi yapılan yerleri de Bursa'da bol bol gördük. Yani Osmanlı zamanındaki devlet tarafından ve vakıflar tarafından yapılmış sosyal desteklerin büyük bir kısmı hayata geçirilmiştir. Yani ben açım, iki gündür boğazımdan lokma geçmedi diyen insana bence rastlanamaz. Yani şu havayı gördükten sonra. Dolayısıyla insanlandırılmış buralara ve tarihi bütün eserlere Bursa'daki bir güvenlik teşkilatı konmuş. Hem gençlere bir iş kapısı olmuş, hem de bu eserleri olur olmaz insanların gelip arzu edilenin dışında kullanmasına mani olunmuş.
Ne güzel bir disiplin efendim. Bu disiplini, o disiplini gören başka bir disiplinsiz insan da disipline davet edilmiş oluyor. Yani toplumdaki kargaşayı böylece önlemiş oluyorlar. Bursalı tüccarlardan Unaran soyadlı birisinin yaptırdığına dair bugünkü harflerle oraya da bir kitabe konmuş. Bu zannediyorum gene Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'nun, Kazım Baykal rahmetlinin kurduğu derneğin efendim bir şeyi, ona kurum demişler o zaman, ne işin kurum dediyse, is gibi yani kurum. Ama kuruluş manasına tabii o kurum. Levhaladığı yerlerden birisi olabilir. Yani rica etmişlerdir o iş adamına, Unaran'a. Oraya böyle bir faydan olur mu diye, o da büyük bir kısmına talip olmuştur. O da yapılmış. Tabii insanlar ellerine servet geçtiğinde bu serveti evet kendi giyimine, kuşamına, çoluğuna, çocuğuna kullanabileceği gibi bunun yanında da gönül bağı olan bir yere kullanması da fayda var. Ekseri de öyle olur efendim. İyi veya kötü. Yani gönlünü bir şeye bağladıysa eline geçen serveti daha ziyade oraya aktarır. Ne mutlu ki böyle hayrat eserlere sevgi bağlamışlar, aman ecdat yadigarını kurtaralım diye. Bu soyunmalık kısmından sonra içeride bir ılıklık kısmı var. Bu tek hamamdır efendim. Yani bir tarafı kadınlara, bir tarafı erkeklere devamlı günün 24 saati olan hamamlardan, çifte hamamlardan değil. Tek hamamdır. İki sıra tuğla, bir sırada ocak taşı veya yonu taşı, kesme taştan değil yapılmış, gayet yüksek ve ferah bir hamam olarak yapılmış. Ilıklığı var, sıcaklığı var. Oralarda da bu etkinliklerin küçük parçacıklarını koymuşlar. Hatta gelen kursiyerler çocuklarıyla geldiyse ev hanımlarının gelmesini teşvik için o çocukların oyuncaklarla oynayabileceği bir bölümü yapmışlar. Halvetin birinde ondan yapmışlar efendim. Yani belediye bunu iğneden ipliğe kadar, Büyükşehir Belediyesi Bursa, iğneden ipliğe kadar insanların her yönüyle istifade edeceği bir şekle getirilmiş. Böyle hamamları sizlere göstereceğiz. Tabii satışı yapıp da bunları özel mülk haline getirenlere de heyhat, ne yazık ki bir aferin diyemeyeceğiz. Özel mülke gidince özel mülkteki insan, ben bu yapıdan ne kadar kar elde edebilirim diyor. Yani bunun estetiği, sanat güzelliği ve sanat kıymetini ön plana almıyor. Ticaret hayatının özelliği bu efendim. Onun için de ne kadar alabilirsem, hele hele yıkılıncaya kadar, bir gün içinde insanlarla göçse tabii mahvolur kendisi. Hem madden hem de manen mahvolur ama maalesef özel mülke satılan bu camiler ve diğer hayrat vakıf eserlerinin hepsinin başına bu sanki anlaşmışçasına gelmiştir. Merzifon'da bir iş hanı gördüm. 36 dükkanın 18'i özel mülk olmuş. Gerisi vakıfların, perişan bir haldeydi. Affedersiniz, merkepler sokuyorlardı hanın içerisine efendim. Merkep idrarının kokusundan yazın giremiyordunuz. Şimdi kurtardı belediye, çiçek gibi bir iş merkezi haline getirdi. Böyle yapan belediyeler mutlaka çok iyi örnek oluyorlar. Ben de hiçbir şeye gücüm yetmiyor. Hiç olmasa bu güzel örnekleri programda paylaşayım da başka belediyelerimize de örnek olsun. Onlar da bu hale gelsinler istiyorum. Belki de bu kadarcıkla bir katkım olabilirse mutlu olacağım. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yeni programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.